herkese merhaba. Manşete hoş geldiniz. Bugün günlerden 18 Kasım 2020 Çarşamba. İki gündür gündem Alaaddin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saydırdığı tehditler, hakaretler, ağır galiz küfürler ancak böyle söylenebilir. CHP tayfası Twitter'dan cevap vererek Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir hashtagleri açarak bu konuda işte sosyal ağlarda yaptıkları tepkilerle, gösterdikleri tepkilerle Kılıçdaroğlu'nun avukatı da yaptığı suç duyurusuyla bu konuya çok öfkelendiklerini ve hesabını soracaklarını falan ifade ediyorlar. Yeterli mi? Hukuk varsa elbette hukuka götüreceksiniz. Suç duyurusunda bulunacaksınız ve o gereğini yapacak. Hukuk olmayan, demokrasi olmayan ve kurumların bütünüyle içinin boşaltıldığı, taş taş üstüne kalmayan memleketlerde. Ve Alaattin Çakıcı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli'nin sözcülüğünü yaparken İktidar partisi AKP saray vesaire asla gıkını çıkartmazken çıt çıkartmazken bu konularda verdiğiniz tepkiler açtığınız hashtagler Twitter'daki kampanyalar ve avukatınızın yaptığı suç duyurusu nedir nereye gider o da ayrı bir konu. Ben oynamıyorum dönemi bitti. Yani bunu söylemek için zaman geçti artık. Yani bu 4 sene önce, 5 sene önce, hadi 3 sene önce filan yapılacak bir tepkiydi, bir eylemdi. Artık ben oynamıyorum. Yokum sizin oyununuzda. Fakat iktidar oyun kurucu oldu, muhalefet oyun kuramıyor. Böyle bir dönemden veya böylesi bir dönemden geçiyoruz. Bu da yarın öbür gün unutulacak, yenilip yutulacak. Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı Alaaddin Çakıcı'nın kendine yönelik tehditlerine. Çakıcı onun üzerine bir mektup daha yazdı. Bütün bunların hepsi yayınımızda olacak ama Çakıcı bilinmeyen yeni bir isim değil. Çakıcı'nın geriye doğru Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye de ağır, Aynı yönde hakaretleri var, aynı mafya raconuyla, literatürüyle. Onları da hepsini bu yayında konuşacağız. Neydi? İşte bakalım bu mektuplarla, e, kendi el yazısı ile e, mektup yazdı, e, açıklama yaptı. Onların da fotoğraflarını çekip Twitter'a koydu e, Alaaddin Çakıcı. E, bir sürü kelime var. Yani işte fasulye çubuğundan bakla kazıyla tanıştırmaya, akıllı ol tehdidiyle filan biten bir mektup. Bütün bunların hepsine bakacağız ama bu denklemde en önemli şeylerden biri iktidar, AKP, MHP ortaklığının sessizliği ve işte bu Edirne Belediye Başkanı ile çektirdiği fotoğraf. Edirne Belediye Başkanı kim ismi lazım değil, <laughs> Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı. Yani Çakıcı öyle her şeyle dalga geçiyor ki CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor, fotoğraflar paylaşılıyor, İşte Bahçeli e, hamiliğinde e, içeriden çıktı. AKP Erdoğan'da hiçbir şey diyemiyor ki, Erdoğan'a saydırdığı daha önce ağır e, laflara rağmen. Şu görüşteyim, Çakıcı için e, ne Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu'nu ne de Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği bir şey yok. E, Alaaddin Çakıcı kendine mafya, Devlet Bahçeli'ye ise saray bekçisi dedi diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Hakaretler e, saydırdı. Dört e, sayfalık e, mektubu el yazısıyla kaleme alıp Twitter'a koydu. E, Twitter'ı halen açık ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevaptan sonra bir karşı cevap daha koydu aynı yöntemle. E, dolayısıyla Çakıcı'nın ağır hakaretleri Twitter e, filtresine takılmıyor şimdilik. Amerika'da Trump'ın her tweetine uyarı koyan e, Twitter, e, Türkiye'de ifade hürriyetini sonuna kadar kullanıyor. E, belki bir anlamda öyle de olması lazım. Fakat bu ifade hürriyeti, bir ifade hürriyeti mi, ağır hakaret, küfretme hürriyeti mi, tehdit etme hürriyeti mi, nefret suçu mu, bunları da birbirinden ayırmak gerekiyor. Gerçekten her cümlesi hakaret dolu, her cümlesi tehdit yüklü, her cümlesi nefret suçu içeren, fasulye çubuğuyla bakla kazıyla tanıştırırım diyor Kılıçdaroğlu'na e, çakıcı. E, ben ilk defa duyuyorum. Yani racona hakim değilim. E, akıllı ol diye bitiyor mektup. Akıllı ol. Onu biliyoruz. Bu kişileri işte bacaklarından vurdurma falan manasına geliyor. E, Erdoğan e, Trump'ın aptal olma mektubunu yutmuştu. E, Kılıçdaroğlu da bakla kazını yutar yutacaktır diye düşünüyorum. Tabii elbette yani Twitter'da edilen laflar, verilen adalete müracaat, işte yargıda suç duyurusu falan da bunlar olacak şeyler. Hemen her şeye verdikleri tepki. Ama gerek Erdoğan'a gerekse Kılıçdaroğlu'na bir anlamıyla müştahak bu durum. Ee, öyle iktidara böyle bir muhalefet kabul etmek gerekir ki böyle. E, muhalefet ben oynamıyorum demedi, diyemedi. Ee, yeni kapıda gitti iktidarın o hal e, uygulamaları sürecine bir anlamda destek verdi. Başında o hale mecliste destek vermese bile. işte Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını dokunulmazlıkları kaldırıp cezaevine gönderilmesinde bir numaralı aktör CHP oldu. Değilse bu anayasa referandumuna falan gidecek bir süreçti. Aynı biçimde pek çok şey yani sayılabilir. AKP ile oturup koalisyon görüşmesi yapan bir partidir CHP. <laughs> Neden bahsediyorsunuz siz? Pek çok şey söylenebilir, sayılabilir. Ben oynamıyorum demediler, diyemediler. Oyun da kuramadılar. Sonuç bu. Hayır demek rahatlatır insanı. Hayır demeyen büyük bedel öder. Görüyorsunuz, görüyoruz, göreceğiz. Erdoğan'ınsa çıkış yok. Burada Bahçeli ile görülüyor. Erdoğan'ın çıkışı yok esasen. E, AKP sonunun geldiğini biliyor, hoş ortada parti de yok, e, kastettiğim AKP camiası esasen. Sonlarının geldiğini biliyorlar. Bir çıkış yakalamak, iktidarlarını sürdürmek falan değil dertleri. Dertleri en az hasarla atlatmak, mümkünse zarar görmeden çıkmak. Ondan dolayı da MHP'ye ve Bahçeli desteğine, ittifakına ihtiyaç duyuyorlar, gereksinim duyuyorlar. İhsan Arslan, AKP'nin çelik çekirdeğinden, Erdoğan'ın... E, BBC'ye konuşmuş 15 Temmuz kimyazımızı bozdu panikledik can havliyle tırnak içinde FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullanmaya başladık filan demiş. E, moda kelimelerle bu olaydan sıyrılacaklarını düşünüyorlar AKP'lilerde. Oysa e, oğlu Mücahit Arslan şu anda Amerika'da lobi yapıyor AKP adına ve aynı zamanda işte Erdoğan'ın kasası falan olarak biliniyor. En iyi babası İhsan Arslan bilir ama dediğim gibi süreçten sıyrılmaya çalışıyorlar. Şu gün dese, desen ki AKP'lilere sıfıra sıfır elde var sıfır evli evine köylü köyüne... Derhal kabul ederler, hiç düşünmeden, gel gelelim işin rengi öyle değil, boğazlarına kadar suça batmış durumdalar, birlikte ödeyecekler. Ne çare kurunun yanında yaşta yanacak. Esasen Erdoğan'ın e, yüzüne karşı Malatya'da eve ekmek götüremiyoruz çıkışında bulunmuştu Malatya Servis Odası Başkanı. ...bir anlamda o dönemin yazar kaza fırlatma olayı. Yani bundan 20 sene öncesine gittiğinizde dedi Ecevit ağır ekonomik kriz yaşıyor. Ülke bir esnaf başbakanlığın önünde ona yazar kasa fırlatmıştı. Ve dönemin sembolü olmuştu bu. Eve ekmek götüremiyoruz diyen Malatya Servis Odası Başkanı da... ...Erdoğan'ın yüzüne karşı esasen bu dönemin fotoğrafını çekti, koydu. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin Askıda Ekmek kampanyası geldi... Ve Bahçeli esasen bu Askıda Ekmek kampanyasıyla Berat Albayrak'ı ve ekonomi yönetimini hedef almıştı. Hemen ardından da e, Alaaddin Çakıcı Bahçeli'nin adeta basın sözcüsü gibi kaleme sarıldı ve Albayrak'ın istifasını ona, e, onayladı. Albayrak'ın istifasına dair Devlet Bahçeli'nin açıktan net bir şey söyledi yok ama Alaaddin Çakıcı üzerinden istifa Instagram'a konduktan 1-2 saat sonra onaylandığını biliyoruz. Alaaddin Çakıcı'nın bir de böyle bir e, fonksiyonu var. Ve Alaaddin Çakıcı görüyorsunuz son kabadayı tişört şeyini formasını alıyor. <laughs> yani kabadayı olduğunu kabul ediyor. Ama işte birisi sen mafya babasısın deyince ona da böyle atarlanıyor. Değişik bir şey. Fakat Çakıcı şimdi e, Kılıçdaroğlu mektubuyla çıtayı yükseltti. Hatırlatalım, Çakıcı Erdoğan'a Bahçeli'ye de ağır hakaretlerde bulunmuştu. Erdoğan'a mahkeme salonunda sahte sultan Rizeli Yezid demişti. Ve işte Erdoğan'ın yönlendirmesi, AKP'lilerin oylarıyla infaz yasası değişti ve Alaaddin Çakıcı ortalığa salındı. Bütün o laflarda yenildi, yutuldu. Çakıcı için haliyle ne Kılıçdaroğlu'nun ne de Erdoğan'ın yapabileceği bir şey yok. Gidebilecekleri bir merci de yok. Durum bundan ibaret. Peki ne demişti? Ee, özellikle Çakıcı için, Çakıcı Erdoğan ve Bahçeli için. Onları da söyleyelim. Bakmayın böyle yan yana poz verdiklerine. Bundan 5 sene kadar önce 2015 yılında Bahçeli için Alaaddin Çakıcı yürüyen bu da kılıklı adam demişti. Bu da işte bu Hintlilerin e, kutsal kişisi öyle söyleyelim. Teke yumurtası bile olamazsın demişti ki bu teke yumurtasını unutmayın çünkü e, Alaaddin Çakıcı'nın eee Kılıçdaroğlu'na cevabında e, verdiği cevapta koç yumurtası diye bir kelime geçiyor. eee çok tuhaf. Erdoğan'a da söyledikleri var. Gerçi önce bir Bahçeli'nin dilerseniz bütün bu anlattıklarımdan sonra birkaç saat önce Ahmet Davutoğlu'yla ortak basın açıklamasında Davutoğlu kendisine iade-i ziyarette bulunmuş. Bu soruluyor. Çakıcı'nın e, kendisine yönelik hakaretleri soruluyor. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş, ne cevap vermiş? Ona bakalım birlikte. Onun üzerine Alaaddin Çakıcı daha sert bir mektupla hakaretlerini sürdürdü. Önce e, Kılıçdaroğlu gelsin, ardından da e, Çakıcının yeni mektubu. Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum. Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum. Yeraltı Dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Nasıl bir hale geldik? Daha önce ifade etmiştim. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebilir. Ki bunu 2-3 hafta önce ifade etmiştim. Nasıl oluyor da? Böyle bir eleştiri başka bir yerden geliyor. Bana cevap verecek olan sayın Bahçelidir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz. Ama ciddi alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Kılıçdaroğlu birkaç saat evvel Alaaddin Çakıcı'nın kendine yönelik hakaretlerine, tehditlerine böyle cevap verdi ve hemen ardından Alaaddin Çakıcı Twitter'a Yeni bir yazılı mesaj koydu. Orada diyor ki e, demin basın açıklamanızı baş, açıklamanızı da değil açıklamanı diyor. Senli konuşuyor. Öyle ben aynen oradan okuyayım. Demin basın açıklamanı izledim. Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez ifadesini kullanıyorsun. Bedilinin ayarı olmayan bregafil. sen kurtla çakalı karıştırıyorsun falan diye devam ediyor. Sen ve Avenen'e sesleniyorum. Bakarsınız yani tu tu tuhaf tuhaf şeyler. Acayip bir dönemden geçiyoruz yani İşte efendim o yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme 83 milyon seni iyi tanıyor ve en son cümle Sayın Bahçeli'yi ağzına alma sen onun koç yumurtası bile olamazsın diyor saat 14:50 18 Kasım 2020 Alaaddin Çakıcı imzasında atmış şimdi. Bahçeli'nin koç yumurtası bile olamazsın diyor. Çok ağır şeyler bunlar yani gerçekten öyle. Peki bu koç yumurtası meselesi yani tuhaf tuhaf şeyler ama şunu söyleyeceğim akla yani ben dedim bunu bir yerden hatırlıyorum akla şunu getiriyor getiriyor bu ikiliye de yani Erdoğan-Bahçeli ikilisine de. Geçmişte Çakıcı'nın çok ağır hakaretleri oldu. Şimdi Bahçeli'nin koç yumurtası bile olamazsın diye yeni mektup yazmış şeye Kılıçdaroğlu'na. Alaaddin Çakıcı açıkçası bu ifadeyi Bahçeli'ye de kullanmış bundan beş sene evvel. Diyor ki Bahçeli'ye dönük olarak Alaaddin Çakıcı bundan beş sene evvel. Yakında diyor. Tekirdağ Adliyesi'nde mahkemem var. Adamsan beni orada yüreğin yetiyorsa öldürtürsün. Senin ve bu dünyada kimsenin yalakası değildir Alaaddin Çakıcı. Sözlerim hiçbir MHP'liye ve ülkücüye değil. Senin şahsınadır diyor. Yürüyen bu da kılıklı adam teke yumurtası bile olamazsın diyor. Yani aynı e, Kılıçlaroğlu'na Kılıçdaroğlu'na dönük üslup Bahçeli'ye de Alaaddin Çakıcı tarafından bundan 5 sene önce kullanılmış. Teke yumurtası bile olamazsın diyor. Adamsan yüreğin yetiyorsa beni orada öldürtürsün diyor. Tekirdağ Adliyesi'ni kastederek. Erdoğan'a mahkeme salonunda kameralara açık kameralara kaydedilmiş görüntüyle hakaretleri var. Rizeli Yezid diyor Alaaddin Çakıcı. Sahte Sultan diyor. Ar damarı çatlamış diyor Erdoğan'a. İnsan şeklindeki şeytan diyor. Daha neler neler. Ama bütün bu lafları Erdoğan da Bahçeli'de yuttu. Hapishanede fotoğraflar verdiler. Daha sonra fotoğraf verdiler. Ve Erdoğan Bahçeli ikincisi birlikte Alaaddin Çakıcı'yı çıkardı. Çakıcı da küfreder gibi gitti CHP'li Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti. Şimdi hiç kimse bir şey yapamıyor. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Devletin geldiği acıklı hal. Devletin geldiği acıklı durum. Yani gerçekten öyle. Acıklı bir durum. Buna tepkiler var. O tepkilerle devam edeceğiz. İngilizce. Ee, bakalım gazeteler nasıl görmüş diye bu programın adı manşet ya. Baktım gazetelerde yok efendim bu. Sadece gazete pencerenin birinci sayfasında böyle bir haber çıkmış. Çakıcı Kılıçdaroğlu'nu açık açık tehdit etti. iktidar sessiz. Gazetelerde yok. Levent Gültekin, sevgili CHP'liler bu mafya tehdidi karşısında tweet atmaktan başka bir şey yapmayacaksanız millete gitmek, ülkeyi ayağa kaldırmak gibi mafya hukuku ülkede kalıcı hale gelecek diyor. Alaaddin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na seni bakla kazıyla tanıştırırım tehdidi üzerine bir Twitter kullanıcısı ne oldu FETÖ'ye hiç benzemiyor değil mi diye sormuş. Türk Gün Gazetesi MHP'nin yayın organı manşetinden Devlet Bahçeli'nin lafı üzerinden şöyle bir manşet atmış. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş anasından doğamadı diyor. Yani Devlet Bahçeli'nin üslubu da görüyorsunuz çok yenir yutulur üslup değil kokuşmuş diyor. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş filan. Hodri meydan vesaire. İşte yani Bahçeli öyle, MHP öyle, basın sözcüsü özel kalemi pozisyonundaki B Alaaddin Çakıcı da böyle. Allah ülkeyi milleti gerçekten korusun yani. Eser Karakaş demiş ki Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na mektubu karşısında harekete geçmeyen sözde Cumhuriyet savcıları ülkemizde devletin resmen soru demektir. Sarayın AKP'nin MHP'nin sessizliği de devletin resmen bitirilmesinin suç ortaklığıdır. Hepsi yargılanacaklar. Ana muhalefet liderine kim olursa olsun yapılan tehdit demokrasiye, hukuka, meşru siyasete, siyasete dolayısıyla halka yani bize karşı yapılmış bir tehdittir diyor Levent Gültekin. Hiçbirimiz sessiz kalamayız, olmamış gibi davranamayız. Ama Twitter'da bile büyük sessizlik var. Kimse ağzını açıp bir şey diyemiyor. Aman işte bizi de ayağımızdan vurdururlar, vurdurur, vurur diye filan. Twitter'da bile gerçekten yani emin olun bir elin parmağını geçmiyor. O arada ne oldu? Ya Kanal ya İstanbul afişlerinden dolayı İsta Ekrem İmamoğlu'na İnceleme başlatıldı falan. Belki de Ekrem İmamoğlu'nun bu olay sonu olacak bilmiyoruz. Ama orada da büyük bir yani başta bir tepki verildi ama arkası gelmedi. Türge ve En aktarmak yerine kamu kaynaklarıyla bu afişimi bastırdın diye soruyor İçişleri. Ekrem İmamoğlu'na Sefer Servi çizmiş. Evet. Evet sadece ülkede belli musluklar kesilmedi AKP'nin de AKP'li AKP avanelerinin de muslukları kesildi. Onun getirdiği bir öfke var yani. Öyle de bakmak lazım. Kendine bu haber paylaşmış. Geçtiğimiz haftalarda röportaj yaptığımız İsmail Demirpaş tutuklanmıştı. Destek olacağını söyleyen milletvekili ve avukatlardan şu ana kadar hiçbir destek gelmemiş. İsmail abi abi avukat istiyor demiş. O gün böyle bir Twitter'da millet celalleniyor, yazıyor, çiziyor. Ondan sonra ertesi gün bakalım bugün ne var diye bakıyorlar. Türkiye'nin hali bu. TR724 manşet gibi manşet atmış bravo Ür, üniversiteli genç öldü vuran polis beraat. fotoğrafı çeken gazeteci 20 yılla yargılanıyor dünün olayıydı bu gene Diyarbakır'da bugün hiçbir gazetede gene yok bir de yeni şafa, yeni yaşamda var onu da getireceğim biraz ekran'a birazdan ekran'a ee, Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri efendim 3 sene önce e, 2017'de e, Kemal Korkut ee, görüyorsunuz eli silahlı polislerin önünde koşarken ve canlı bomba e, şüphesi filan diyorlar. O da üzerini çıkartıyor. Çıplak olmasının nedeni, nedeni o. Ben canlı bomba değilim diye üzerini çıkartıyor. Ama koşarken arkadan vuruluyor ve ölüyor. Fotoğrafı çeken gazeteci... Kamuoyu önünde, gözler önünde bir ölüme ve kimlerin öldürdüğünü fotoğraflarda yaşarsan ama mahkeme beraat verdi polislere. Fotoğrafı çeken gazeteci de 20 yılla yargılanıyor. Diyecek hiçbir şey yok. Cinayete yargı kalkanı yeni yaşamda sürmanşetten görmüş konuyu. Olay yerinde 24 polis var. Hepsi ateş açtı deliller sağlıklı toplanamadı demiş Kurkut ailesinin avukatı. Bir başka dram Doğu Rusya'da alınan bir ayakkabının içinden çıkan kağıtta İngilizce olarak şu yazıyor: Yardım. Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygurlara yardım edin. Dünyanın her yanından feryatlar yükseliyor tutuklu gazeteciler. Nuh Gönül Taş'tan, Seyit Kılıca, Erkan Acar'dan, Mutlu Çölgeçen'e, Oğuz Usluer'den, Emre Soncan, Hidayet Karaca, Abdullah Kılıç, Cuma Ulus, Ahmet Böken, Ercan Gün ve diğerleri. Adalet, adalet. İşte Cem Küçük de bugün Türkiye gazetesinde yazmış cezalarını fazlasıyla çektiler. Osman Kavala ve Ahmet Altan artık bırakılsın. Biri diyor ki itiraftır yani bunlar. Ee, Abdullah, e, şey, Başkan Erdoğan, Adalet bakanı Gül, işte tutuklama en son çaredir diye sinyal verdiler. Bu yeni döneme artık uymak lazım artık diyor yani. Aşağıda da yazdığı yazıda da tam anlamıyla itiraf var. Yani dönemin tamamen siyasi mahkemeler dönemi olduğu, içeri atılanların da esir olduğunu anlatan, iddianamelerin boş olduğunu anlatan, yeter bu kadar tuttunuz yeter artık hani bırakın falan fa diyen bir şey yani. İtirafname yani başka hiçbir şey değil. Tabi bunlar ekonomiyle paralel olarak düşünmek lazım. Yani yabancı yatırımcıyı çekmek için yapılan hamleler, Tahak Yol, Yeni Asya'dan getiriyorum ekrana. İktidar bozduğu reformlara geri döner mi diye soruyor. Yalçın Karatepe ise tek adam rejimiyle düze çıkamayız demiş. Acı reçeteyi siz uygulayın diyor bir gün manşetten. Şunu söyleyeyim. Acı reçete kelimesi yaşı tutanlar bilirler. Acı reçete demek IMF demektir. Türkiye'de acı reçete demek IMF demektir. Ama iktidar acı reçet ediyor, arkasından IMF e gelmiyor. O da gelecek yakında. Bakın kasada para bitti. Maaşları ödemek için para basıyorlar. Başka çareleri yok. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Dünyada Covid salgını var. Zaten her şey ekonomik, ekonomik anlamda durmuş durumda. 100-150 milyar dolar sıcak kaynağı, sıcak paraya ihtiyaç var. Bunun onda birinin bile gelecek hali yok. Haliyle içeride durumu çevirmek için Zaten ülkeyi kapatmıyorlar. Ülke kapanmıyor. Covid'den dolayı aman en azından şu anda tam anlamıyla bir çöküş olmasın derdindeler. Öbür tarafta kim yardıma koşacak? Kim para verecek size? Katar'dan falan da gelmeyeceğine göre IMF. İş oraya doğru gidiyor. Acı reçeteyi telaffuz etmeye başladılar Erdoğan'ın dilinden. Sonraki kelime IMF. Lisanslı depolar tüccara çalışıyor diyor. Bu da bir kriz e, a, şeysi, alameti. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği gibi ürünlerde son günlerde yaşanan fiyat artışları stokçuluk tartışmasını alevlendirdi diyor. Stokçuluk başlamışsa piyasalar krizin kokusunu almış demektir. Ekmek 2 TL oldu. Milli Gazete. Ekonomide muhteşem kalkış yaşanacak. Bahçeli Bahçeli Türk siyasi hayatında bitişin ve çöküşün resmidir. Bahçeli'nin e, geriye doğru bakın bir tane icraatı, bir tane somut yararı ve bu ülkeye koyduğu bir tane yani çaktığı bir çivi var mı? Yoktur. Ve güveniyorsanız, inanıyorsanız muhteşem kalkışa Bahçeli ile muhteşem kalkışa güvenip inanabilirsiniz. Bakın, geçtiğimiz gün Kıbrıs'a gittiler. Kıbrıs'a rivayete göre en az 7 uçak kalktı Türkiye'den. Pazar günü Erdoğan'la Bahçeli bile ayrı ayrı uçaklarda gittiler. Arkada Bahçeli'nin indiği uçağı görüyorsunuz. Koca koca uçaklar kaldırdılar. Bir uçakla gidersiniz Kıbrıs'ta bir şey yapacaksanız. Erdoğan'la Bahçeli önde oturur, arkada da heyet olur, gazeteciler olur falan. Var onu alacak. Fakat Erdoğan COVID bulaşmasın diye fena halde her şeyden korktuğu için en başta ölümden korkuyor. Eee Muazzam bir paranoya içerisinde o ayrı bir uçakla, heyetler ayrı bir uçakla, Bahçeli ayrı bir uçakla, öbürü beriki sekretarya basın filan derken böyle. En az 7 uçak kaldırmışlar. Sonra acı reçete bilmem ne. Kendileri israfı durduracaksınız önce. Yarın Türkiye'ye IMF e geldiğinde önce israfı keseceksin diyecek. Böyle bir listesi var onun. Ondan sonra da işte acı reçeteyle vatandaş o zaman tanışacak. Gerçi şu anda tanışmamış gibi ama e, ee, şu anda da fena halde ciddi bir yokluk ve fakirlik var. O gün acı reçete görülecek. Yedi uçakla falan Kıbrıs'a da gidemeyeceksiniz. Abdülkadir Selvi yeni reform süreci ve ekonomi diye dönemin taşlarını döşemeye devam ediyor. Erdoğan'dan ekonomi yönetimine tam desteklemiş. Yani sanki hükümet değişti. Önceki hükümet yıkıldı yeni hükümet geldi. <laughs> evet yeni hükümet hayırlı olsun. Lütfi Elvan Naci Abal hükümeti. <laughs> Reforma destek veririz demiş. Bu başlıkla giriyor Kemal Kılıçdaroğlu. CHP olarak biz TBMM'de elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz. Erdoğan ekonomi ve hukukta sorunları çözmek için atacağı adımlara destek vereceklerini söylemiş. Ne diyeyim ben? Yaparsanız alkışlarız. Milliyete de böyle haber girmiş. Yaparsanız alkışlarız. Ne diyeyim ben? Baştaki çakıcı makıcı işte o olaylara falan dönmek istemiyorum. Çiğdem Akdemir paylaşmış. Hafta sonuyla tam kapanma bile yapılamıyorsa ekonomide gerçekten bir reforma gerek var demektir. Korkusuz Türkiye borç yüzünden ilaç ve aşı alamayacak demiş. Yarın öbür gün ilaç proje ortağı olmayan ülkelere bile sunulmaya başladığında Türkiye'nin Covid-19 ilacını alacak parası olmayacak. Sadece belli isimler tedarik zincirleri falan falan üzerinden kendilerine getirecekler. Yani mesela sarayda aşılama olacak, ama onun dışında eksi 20 derece, eksi 70 derece soğuk zincirde taşınması gereken bir acı e aşı, Pfizer ve BioNTech'in aşısı. Onu da belirtelim. Öyle parasını öder, yurt dışından getirtirim de diyemiyorsunuz. Yani kolay şeyler değil. Felakete kapı araladınız. Üç büyük kent alarm veriyor. Önlem, önlemler yetersiz. Göstermelik önlemler demiş. Yeni açıklanan önlemleri. Kimse de bilmiyor. Tablo vahim kapandık demiş. Hürriyet. Gerçekten kimse de bilmiyor. Hangi saatlerde dışarı çıkılacak? Hangi saatlerde evde oturulacak? Birisi bir tablo <laughs> yapmış. Twitter'da dolaşıyor. Oradan getirdim. İşte çalışıyor musun? Hangi gün? Hafta sonu? Saate bak. Bir daha bak. Yaşın 20 üstü mü? 65 altı mı? Saat kaçtı? Ondan sonra mı? 16'dan önce mi? tam bir labirent yani. Yani yeni kısıtlamaları kimse anlayamamış. Çünkü Türkiye'de gerçekten Türkiye'ye özgü bir model uygulanıyor. Hastalara bile yetişemiyoruz. Filyasyon ekibinde görev yapan sağlık emekçisi söylüyor evrensel manşet. Koronavirüs bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor tabloya bakmakla yetiniyoruz demiş. Git simit sat diye bir yorum gördüm Twitter'da aynen öyle hala niye oradasın? Yine kuralları yok saydılar. İşte İstanbul'da düzenlenen bir partide kelebekten getiriyorum. Bugünkü kelebek 16 Kasım 2020. Hala ev partileri, yalı partileri falan veriliyor. Sosyete eğlence de görüyorsunuz yani. Yani devlet öyle, hükümet öyle, vatandaş. Sosyete İstanbul al birini vur ötekine. Son karikatürümüz Emre Ulaş'tan gelsin. Açıklanan rakam işte efendim böyle küçük gösteriyor Sağlık Bakanı. Ama Koronavirüs gerçekler böyle parmağında oynatıyor ya da avucuna almış durumda Sağlık Bakanı'nı. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Aman kendinize mukayyet olun efendim. Aman kendinize mukayyet olun. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.